Yani seninle olan hikayemizi de birazcık anlatalım. İnsanlar biraz da bizleri tanısın diye. Ben Dream Akademi'nin şefiyken sen de... Ben de operasyonlar şefliği yapmak... Zaten operasyon şef olarak geldim. Aynen, 3 sene yakın. 3 sene yakın, orada evet. Beraber bayağı güzel... Güzel bir deneyim o. Restoran açtık, cateringler yaptık. Derslerde. Havada, karada, suda, denizde, her yerde catering'i yaptık. Orada da bayağı adam yetiştirdik yine ya. Tabii tabii. Özellikle senin tabii orada daha fazla bir akademi geçmişin var ya. Eğitimi anlamında bayağı güzeldi aynı anda. Hep bizi böyle insanlar peki güzel yüzü görüyor ya. Mutfakta nasılsınız şefim? Şu güzel kahkahanı duyabiliyor muyuz o mutfakta? Tabii devamlı. Sen ona birkaç kez şahit oldun tabii. Tabii yani. Tabii beni mutfaktan attığını hatırlıyorum da çünkü onu. Yani beni, biliyorsun. Direktörü, pastane koordinatörünü hepimizi o restoran açılışında biz şeyden fırçadan geçirmiştim. Ama restoran açılışı ne kadar stresli bizim ülkemizde çok, biliyorsun. Çok, çok. Yani. Kervan yolda düzüldüğü için hep başımıza başka şeyler geldi çünkü. Her rahatçıda bir mazoçist vardır bence yani. Senin sahalara dönüşün ne olmuştu mesela? Tabii. Ama keyifli. Oğlum çok fena. Kendimi tam restorancı olduğum diye. Sabah koştur koştur gece. Gece geç yat, sabah erken kalk. Felaket işte bir adrenalin şey, bu işte yani. Senin. Tutku ve adrenalin çekiyor. Işte yani. Maalesef. Bunu hep söylüyorum. Ne kadar eğitim de versem hep içinde o şey yatıyor yani. Ha, burada da mesela benim buradaki operasyonda 80 tane aşçı var. Evet. Çocuklara baktığın zaman hep 80'inde tabii hepsi alakartta çalışamıyor. Ama hepsinin tek istediği şey alakartta o pasın başına şöyle yes chef, servis diyen adam olmak istiyor. Ama kasapta da çalışıyor, kahvaltıda da çalışıyor. Şey. Ya, o tutkuyu hiç öldürmemek gerekiyor. Ben tabii gördüm canım, yani. Biz de sen de. Bizim zaten hani böyle devam etmemizin şeyi bu herhalde. O içimizdeki o tutku gitmedi tamam. İşte. Aynen. Yani zaten biterse yapma bu işi. Derim ben sana. Söyle, söyle bana. Gözlemeci yaşıp oturalım ondan sonra. Yani ben o tutku kısmına çok takılıyorum çünkü yani arkada da çalışsan, önde de çalışsan ama bir yerinde bu işin ekibin yer almak zorundasın yani. Ve desteklemek ya zorundasın. Ben hep onu kendime şey yap. Ne iş yapıyorsan yap, en iyi şekilde yapmaya çalış. Hani bulaşık da yıkıyorsan, yeri de siliyorsan, camı da siliyorsan. Keşke hepsi bizim gibi olsaydı Fehmi'cim. Keşke. O zaman tabii daha az stresli insanlar olurdu. Aynen. Belki daha az beyazlarımız. Yani bildiğin gibi ben de burada yaşıyorum. Öyle olmuş gibi. Evet, sen senelerdir burada. 6 ay oldu. Ama buradaki ekip diyor ki sanki 20 senedir bizde gibi yani. Yani sabah 6.30, gece 11.30 böyle bir düzen var. Başka olmuyor, türlü olmuyor. Yani çünkü hep çocuklara söylediğim şey de o. Sabah böyle 9-6 yapacağım bir iş istiyorsan bu iş olmaz zaten. Sana getirisi de olmayacaktır hiçbir şekilde. Yani yaşaman lazım, iliklerini hissetmen lazım, acıtması lazım. Ya evet, ben de hep onu düşünüyorum. İlk başladığım zamanlara kaç sene önce hiç düşünmezdim hani böyle bugün. Ne kadar çalışacağım, yorulacağım, kaçta çıkacağım böyle giderdim hiç sorgulamadan. Ne gibi çalışırdım yani. Benim en komik hikayelerimden bir tanesi hayatımda ilk defa bir 3 Michelin yıldızlı restoranda mülakat şansı elde etmişim artık yani. Şanslı olarak şef de parti pozisyonunda oraya başvurdum. Müthiş bir tecrübe tabii olsa. Mülakatın sonunda sadece su şefe şey sordum, haftalık iznimiz ne gün dedim. Mülakatın bittiği gün o gündü yani. O dakika dedi ki, adeta çalışmadın ne bir izni falan yaptı böyle bana. Git bakarız dedi, hiç. Kapısından bir daha görmedik içeriği ondan sonra. Yani gençlerin de bunu iyi idrak etmesi yani, lazım bence. Tabii. Yani saatlere şeye takılırlarsa bir şey olmaz. Olmaz. Yine çok teşekkür ederim yani geldiğin için. Biz burada hafta içi arada buluşuyoruz ama çay saatlerinde bir 40 daha geçiririz seninle herhalde. İnşallah. Anadolu yollarında. Anadolu.